Evet, gördüğünüz gibi. Bakın gördüğünüz gibi suyu her yere şu şekilde ulaştırıyor. Evet, şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde bütün bahçeyi artık tek elden rahatlıkla sulaya, şöyle gösterelim. Rahatlıkla şöyle suladığını şöyle gösterelim. Selamünaleyküm sevgili Mucit Vadisi takipçileri ve kıymetli Abdestli Hoca takipçileri. Biliyorsunuz artık yeni bir sayfamız daha var. Mucit Vadisi diye artık teknolojik şeyler de özellikle çocuklarımız için evde günlerini güzel değerlendirmeleri açısından bir sayfa kurduk ve orada da paylaşımlar yapacağız. Ayrıca Abdestli Hoca YouTube kanalında da bu videoları yayınlayacağız. Bugün sizlerle birlikte çok basit, sensör olmadan, Arduino kart olmadan, kodlama olmadan basit bir şekilde küçük bir bahçe sulama nasıl yapabiliriz? Aynı anda birden çok fazla bitkiyi nasıl sulayabiliriz? Hep beraber bunu yapacağız. Bu videoyu bunun için hazırladık. İsterseniz hemen malzemelerimizi sayalım ve sonra yapımın aşamasına geçelim. Şimdi öncelikle elimizde şöyle bir su motoru, sıvı pompası dediğimiz bir pompa var. Bunu kullanacağız projemizde. Çok kısa zamanda bunun nasıl yapıldığıyla ilgili de bir video çekeceğim. Hani hazır almak yerine bunu da yapabilirsiniz. Sonra benim bahçemin uzunluğuna göre, birazdan bahçeyi de göstereceğim. Ben pipet kullanacağım şöyle. Bu pipetleri birazdan nasıl bir araya getireceğimizi de göstereceğim. Sonra bir USB kablom var şöyle. Siz isterseniz ben taşınabilir şarj cihazı kullanacağım ama siz bunun yerine pil de kullanabilirsiniz. Son olarak şöyle büyük bir 5 litrelik bir bidonumuz var. Bunu kullanacağız. Ve bütün bunları birleştirmek için tabii ki silikon tabancamız olmasa olmazımız. Bunları kullanacağız. Malzemelerimiz hazır. Hadi hep beraber bu işi nasıl yapacağımız kısmına geçelim. Şimdi öncelikle bütün pipetleri şöyle eğip bükmeden, tabii bir tarafını genişleterek, bu genişletmeyi de size nasıl yapacağınızı şöyle söyleyeyim. Elinize herhangi bir kurşun kalem alın. Sonra şu pipetin ağzını şöyle sıkıştırarak yukarı doğru gerdirmeye çalışın. Şu şekilde yaptığımızda bir tarafı genişleyecektir. Sonra diğer pipeti alın ve rahatlıkla oradan artık geçecektir. Benim biraz daha bunu sıkmam lazım. Şöyle birbirine rahatlıkla artık geçti. Bunu görebilirsiniz. Bundan sonra, yani bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Bunlar iyice tamamen birbirine geçsin diye, aradan hiç su sızmasın diye şöyle ben silikon tabancasıyla hafif bir silikonla üstten geçeceğim. Şimdi bütün bu pipetleri birbirine geçireceğim. Sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Evet, bütün pipetleri ben şöyle de göstereyim. Şu şekilde bütün pipetleri şöyle uzunlamasına birleştirdim. Bütün pipetleri bu şekilde birleştirdim. Şimdi geldik bundan sonraki aşamaya. Şimdi pipetin şöyle uç kısmını çakmak yardımıyla yakarak şöyle kapatabilirsiniz ya da silikon tabancasıyla kapatın. Çünkü biz bu uçlardan herhangi bir sıvının gitmesini istemiyoruz. Çünkü birazdan da göstereceğim gibi suyun nereden akacağınıza biz karar vereceğiz. İki ucu da bu şekilde şöyle çakmakla ya da silikonla istediğiniz gibi yakabilirsiniz. Şimdi geldik diğer kısma. Burada şunu söyleyeyim. Burada yapacağımız işlem, bu borunun herhangi bir yerinde siz ortasına da açabilirsiniz, uç kısmına da açabilirsiniz, farklı bir yere de açabilirsiniz. Herhangi bir yerinden şöyle makasla da açabilirsiniz ama ben şöyle bir yöntem göstereceğim size. Silikon tabancasının uç kısmı sıcaktır. Şöyle ben çok hafif şöyle deliyorum. Şöyle çok hafif deldim. Bu aşamada şu pipeti şu şekilde buraya monte edeceğim. Silikon tabancası yardımıyla da yapabilirsiniz ama yine çakmak yardımıyla da pipetin ucunu eriterek tam o şekilde yapabilirsiniz. Ben silikon tabancasıyla bunu yapıştıracağım. Boru uzun olduğu için şu an tutmakta
kamera karşısında tutmakta güçlük çekiyorum. Ben bunu silikon tabancasıyla lehimleyeyim, hemen geliyorum. Evet, pipetlerimin orta kısmından biraz daha baş kısmına şöyle bir pipet daha şöyle montaladım. Bunun ne işe yaradığını birazdan göstereceğiz ve şöyle bir kenarda dursun bu. Geldik diğer aşamaya. Diğer aşamada ne yapacağız? Diğer aşamada kapağımızı alıyoruz. Kapağımızın tam ortasından küçük bir şu pompadan gelen, sıvı pompasından gelen borunun geçeceği kadar bir delik açıyoruz. Bunun için hemen şöyle yine silikon tabancasının ucunu ben şöyle kullanacağım. Biraz yumuşatacağım burayı. Daha sonra şöyle bir tornavida yardımıyla şurayı deleceğim şu şekilde. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Makasla da şöyle genişletme işleminle kullanacağım. Evet, borum sanırım buradan geçer. Borunun uç kısmını buradan çıkarıyorum. Şöyle uç kısmını çıkardım. Çok da çıkarmayalım. Sonra ne yapacağız? Sonra bu borunun etrafından hiç su geçmeyecek şekilde silikon tabancası yardımıyla şöyle silikonlayacağız. Böyle baya baya silikon sıkmamız gerekiyor ki hiçbir şekilde su buradan dışarı çıkmasın. Evet, bunun kurumasını bekleyeceğiz. Evet, kapak kısmını hallettik. Geldik bağlantı kısmına. Burada elektriği vermemiz gerekiyor. Ya da elektriği ne şekilde vereceğimiz, bunu belirlememiz gerekiyor. Şimdi motordan gelen siyah kısım eksi kısmıdır. Dolayısıyla pil kullanacaksanız pilin eksi kısmına bağlamanız gerekiyor. Şu şekilde. Kırmızı kablo ise artı kısmıdır. Onu da USB kablomuzun şöyle artı kısmına veya siz pil kullanacaksanız pilin artı kısmına şu şekilde motordan gelen ve USB'den gelen kablolara bu şekilde birleştirdik. Artık devremiz neredeyse hazır. Bir sonraki aşamada ne yapacağız? Bir sonraki aşamada şöyle göstereyim. Şimdi şişemizi şöyle alıyoruz. Şişemizin bir su giriş kısmı olması için şöyle ben çok büyük olmamak kaydıyla şöyle göstereyim. Çok büyük olmamak kaydıyla şöyle bir yuvarlak açacağım. Buradan hem elektrik kablosunu çıkaracağız hem de buraya su doldurabileceğiz. Şöyle küçük de olsa şöyle bir yuvarlak olur, kare olur. Siz ne şekilde kullanacaksanız siz belirleyebilirsiniz. Ben şöyle ağız kısmına yakın bir yere şöyle bir parça kesip çıkarıyorum. Şimdi kablomu şuradan alıyorum. Kablomu şöyle ağızdan geçiriyorum. Şuradan çıkarıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Sonra pompamı kabloyla beraber içeri gönderiyorum. Pompamı da gönderdim. Şöyle biraz. Evet. Şöyle kapağımı da güzelce kapattık mı? Bu iş tamamdır. Evet. Şu an sistemimiz hazır sayılır. Bundan sonraki aşama artık şöyle göstereyim. Pipetin şu eklediğimiz ucu şuraya ne yapacağız? Silikon tabancası yardımıyla şuraya, ben bunu silikon tabancası yardımıyla kapatacağım şurayı. Artık buradan su eklediğimizde şöyle göstereyim. Şuradan su eklediğimizde pompa suyu buradaki hortuma, burada kurduğumuz düzeneğe işleyecek. Düzeneğimiz hazır. Hadi hep beraber nasıl çalışıyor buna bakalım. Bahçe kısmına geçeceğiz. Evet, görüldüğü gibi bahçem şöyle balkonun kenarına kurduğum saksılara şöyle düzeneğimi şu şekilde oluşturdum. Şu şekilde uzattım. Şöyle de göstereyim. Şöyle uzun. Bahçenizin uzunluğuna göre pipet kullanabilirsiniz. Şimdi son bir aşama daha var. Onu göstereceğim. Ondan sonra deneme aşamasına geçeceğiz. Şöyle çok kalın olmayan bir iğne alıyorsunuz ve her saksıya kaç tane delik gelmesini istiyorsanız alt taraftan şöyle küçük oraya delikler açıyorsunuz.
Mesela ben bu saksıya 3 tane delik gelmesini istiyorum. Ve ona göre buna 3 tane delik açtım farklı yerlerden. Siz de bütün saksılarınız için şöyle iğne yardımıyla pipetin alt kısmını deliyorsunuz. Evet, suyu doldurdum. Bir kısım suyunu doldurdum. Sonra USB taşınabilir şarj aletimle USB'mi başlatıyorum. Şu an suyu pompalamaya başladı ve bakalım. Evet, gördüğünüz gibi. Bakın gördüğünüz gibi suyu her yere şu şekilde ulaştırıyor. Evet, şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde bütün bahçeyi artık tek elden rahatlıkla sulaya, şöyle gösterelim, rahatlıkla şöyle suladığını şöyle gösterebilirsiniz. Evet, bütün bahçemdeki her yere istediğim şekilde suyu rahatlıkla ulaştırıyor. Sadece benim yapmam gereken nedir? Şöyle bahçemin suyunu vermesi için sadece ne yapmam gerekiyor? Şuradan pompama su vermem gerekiyor ve taşınabiliri takmam lazım. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olup yorum yapmayı unutmayın. Herkese şimdiden keyifli seyirler.